Green Trekking doğa sporlarından herkese merhaba dostlar. Garmin eğitim serisi videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü serimizin konusu ise Garmin GPS aleti üzerinden verilen koordinata nasıl gidilir? Bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Arazide bazen telefonlarımız çekmiyor veyahut da bir telsizde bize bir koordinat verildiğinde GPS aletimiz üzerinden verilen koordinata nasıl gideriz? Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Hem uygulamalı şekilde hem de nasıl yapıldığını bölüm bölüm size aktarmaya çalışacağım. Şimdi ikinci bölümden videomuza devam edelim. İkinci bölümden herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde size verilen koordinat öncesi cihazda yapmanız gereken bazı ayarlar var. Şuradan hemen ana menümüze tekrar geçelim göstermek için. Buradan yukarıda ayarlar kısmı var. Şurada görüyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman Enter tuşuna basıyorsunuz. Şurada rota verme var. Rota vermede arkadaşlar etkinlik türünü seçmeniz gerekiyor. Yani siz yürüyüş mü yapacaksınız, dağ bisikleti mi kullanacaksınız? Mesela ben bunu yürüyüş olarak işaretledim. Şimdi burada bir de cihazın size vereceği rotada bir hesaplama yöntemi var. Yani süreyi de küçültüp size verilen koordinata gidebilirsiniz. Mesafeyi de küçültebilirsiniz. Ben buradan mesafeyi küçültüyorum. Ayrıca şurada yola kitlen modu var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Mesela örnek vereyim, bir ormanlık alandaysanız size bir koordinat verildiyse şimdi burada cihaz şöyle bir şey yapıyor. Şimdi siz bu yola kitlen modunu evet derseniz cihaz otomatikman bulunduğunuz ormanlık araziye yakın bir asfalt yol varsa direkt ona odaklanıyor. Size asfalttan doğru verilen koordinatı götürüyor ki ben bunu hiç kullanmıyorum çünkü yolu bayağı bir uzatıyor. Ben bunu yola kitleni kapalı yapıyorum. Bilginiz olsun. Onun dışında bir de arkadaşlar şurada mevki formatı var. Burada ondalık değeri seçmeniz gerekiyor. Yani size koordinat verildiğinde ondalık değerleri seçmeniz gerekiyor. Çünkü dünya çapında en çok kullanılan mevki formatı ondalık değer olarak daha çok aktif. Yani cihaza bu koordinatlara girerken daha rahat bir şekilde giriyorsunuz. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar bir de koordinat girme olayımız var. Onu da 3. bölümde size verilen koordinatı cihaza nasıl girerek ulaşmak istediğiniz konuma nasıl ulaşacaksınız? Hemen onun bilgisini de verelim. Şimdi bulunduğum yer Göktürk Tabiat Parkı'na çok yakın bir yer. İstanbul mevkii. Şimdi şurası gölün başlangıç noktası. Biz şuradan herhangi bir koordinat alalım harita üzerinden. Şuraya tıkladık. Evet, şu alta geldiğimizde evet harita bize şöyle bir ondalık değerde bir koordinat verdi. Şimdi bu verilen koordinatı arkadaşlar GPS aletimize nasıl gireceğiz? Hemen bunu bu 4. bölümünün içinde hemen uygulama olarak gösterelim. Evet, şimdi 5. bölümden bu koordinatları GPS aletine girerek devam edelim. Bize verilen koordinatları GPS aletimize nasıl gireceğiz? Hemen şöyle telefonun ekranından şöyle ben bir konum işaretledim harita üzerinde. Harita bana bu koordinatları verdi. Şimdi bu koordinatları GPS aletimize nasıl gireceğiz? Hemen gösterelim. Şimdi cihazımızı elimize aldığımızda arkadaşlar şurada hemen o dağa da yakınlaştıralım. Şuradaki Find tuşuna basıyorsunuz. Bakın şurada koordinatlar bölümü var. Koordinatlar bölümüne hemen yukarıdaki verilen koordinatları girelim hızlıca. Şimdi 41 derece yukarıda ne demiş? Şuraya 19'dan sonra 2 2'ye gireceğiz. Hemen şu tuşlarla 2 2 ne demiş? Sonuna da 73 demiş. Bunlar enlem ve boylamlarımız arkadaşlar. Hemen aşağı geldiğimizde şuraya hemen aşağı geliyorsunuz. Su ok işaretine getiriyorsunuz. 0 kesinlikle dokunmuyorsunuz. 28 doğru. Ondan sonra ne demiş cihazım haritamız bize? 87 87 58 5 doğru. Hemen yanına önüne hemen 2 olan yere şöyle 8'i giriyoruz. Sonunda da 19 demiş. 1 doğru. Hemen sondaki 6'yı değiştireceğiz arkadaşlar. Oraya da şöyle 9 yazacağız. Hemen cihazı üstündeki koordinatlarla harita üstündeki koordinatları bakalım. Bakın şöyle 41 19 22 73 41 19 22 73. Hemen cihazımızı şöyle bir açalım, kapandı. Evet,
28 875 819. Nereye işaretlemiştik? Harita üstünde arkadaşlar. Şöyle aşağı çekelim. Umarım kapanmamıştır. Evet, şöyle şurayı işaretlemişiz. Şu bölümü. Şimdi GPS aletimize girdikten sonra arkadaşlar bu koordinatı hemen şuraya bitti diyorsunuz. Ve size GPS aleti hemen verilen koordinatı hesaplıyor. Hemen şöyle cihazımızda biraz uzaklaştıralım haritayı. Nereye vermiş? Hemen bakalım koordinatlara. Biraz önce verdiğimiz arkadaşlar koordinat neresiydi? Bakın şöyle biraz daha yaklaşalım. Göl kafenin hemen üstü. Bakın şuradaki bölüm. Koordinata tıkladığımızda burada koordinat bilgilerimizi veriyor. Biraz önce girdiğimiz 4119 diye. Şimdi burası böyleydi. Biraz uzaklaştıralım. Göl kafe. Şimdi cep telefonumuzu da elimize aldığımızda bakın arkadaşlar hemen şöyle burada da göl kafe görüyorsunuz. Göl kafe GPS aletinde de göl kafe olarak gözüküyor. Göl kafenin hemen bakın üstünde işaretlemiş olduğumuz nokta patika siyah şeklinde gözüküyor. GPS aletimizde şöyle bir yaklaştıralım. Göl kafenin üstünde bakın burada da verilen koordinattaki patika arkadaşlar görünüyor. Bu şekilde GPS aletimizde koordinatları bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.